İyi akşamlar değerli izleyiciler. Siyaset analizi başlıyor. Geçen hafta Ankara dışında olmam hasebiyle programımı yapamamıştım. Özür diliyorum. Bu hafta da doğrusu biliyorsunuz bugün Arefe, yani bütün hacı adaylarımız bugün Arafat Dağı'ndalar. Allah hepsinin haclarını makbul ve mebrur etsin. Bize de en kısa zamanda helal rızıkla gitmeyi tekrar nasip etsin. Yarın da Kurban Bayramı. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'ndan dolayı genelde Ankara bütün bayramlarda boşalıyor. Burada siyasileri veya programa getirebileceğiniz kimseyi bulmanız çok zor. Benim istirhamım üzerine kıymetli bir dostumuz hakikaten kabul etti. Aslında o da Ankara dışına gidiyor ama kabul ettiler. Programdan sonra gidecekler. Halkların Demokratik Partisi HDP resmi sözcüsü ve Kars milletvekili Ayhan Bilgen Bey canlı yayın konuğum. Siyaset analizine hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Siz Kars'ta tekrar adaysınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ayhan Bey, gündemin değişmeyen başlıkları var, özellikle operasyonlar ve seçim. Uzun süredir 2015 yılı hep seçim konusuyla meşgul edilmiş durumda ama kurulan geçici seçim hükümetinde siz diğer partilerin tersine, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin tersine siz hükümete bakan verebileceğinizi kabul ettiniz. Ancak tabii ki grup kararınızla değil de Başbakan Sayın Davutoğlu görevi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aldıktan sonra kendisi 3 arkadaşınıza, o da ilginçtir. Bunlar da tabii elbette ki HDP'nin milletvekilleri. Selahattin Bey, Sayın Eş Genel Başkan da dedi ki kimi alırlarsa alsınlar, bizim için fark etmiyor. 80 arkadaşımız, hepsi birbirinden değerlidir. Ama üçünün üçü de Doğu ve Güneydoğulu milletvekilleri değil. Batı'dan seçilmiş. Yani böylece de bölgeye karşı da sanki bir tepki oluştu gibi bir şey oldu. Bir arkadaşınız kabul etmedi. MF'in genel başkanlığını yapmıştı. Sizin bileşenlerinizden bir tanesi. Sayın Demirtaş'ın kendisine istifa istediği, onun da bu seçimde de adayı olmadı, aday listelerinizde yok. Diğer iki arkadaşınız dün itibariyle hükümetten çekildiler. Sizi dinleyelim bu en son konuyla ilgili. Evet, yani bizim geçici bakanlar kuruluna üye vermemizin nedeni, yani seçim hükümetine temsilci vermemizin nedeni bir kere yani bir koalisyon gibi bu süreci görmeyip seçim döneminin güvenliğini, kamu kaynaklarının kullanımında tarafsızlığı, ki seçim hükümetlerinin görevi budur. Yani partiler 7 Haziran'da ortaya çıkan tablodan hareketle hükümet kuramadılar. Biz kurulmasını çok istedik. Seçime gidilmemesinden yana olduğumuzu defaten ifade ettik. Farklı alternatiflere destek verebileceğimizi beyan ettik. En son alternatif olarak hiçbir şey olmazsa bile AKP'nin bir biçimde yani işte en azından daha makul bir tarihe kadar acil bir takım reformları yapması için dışarıdan destek verebileceğimizi bile söyledik. Yani bütün bunları konuyu açıyor. Evet, kısaca geçen programda da size sormuştum. Yani sizin verdiğiniz cevap üzerine bunu zaruret olarak hissediyorum. Ama genel başkanınız Sayın Demirtaş da ilk gece biz AKP ile bir hükümette olmayacağız dedi. Bana inanın, sizin tabanınızda da buna tepki var. Şu an itibariyle de. Niçin o gün bu söylendi diye de tepki var. Tekrar bir hatırlatayım dedim. Yani siyasette bazen erken çıkışların ve bazı sözlerin bir süre sonra yeniden belki ele alınması gerekebilir. Bunu biz parti yönetiminde de daha sonra tartıştık, değerlendirdik. Yani ilkesel olarak seçim döneminde söylediklerimizin arkasında durma adına eş başkanımız bunu ifade etti. Ama yani belki biraz daha aktif bir tavır koymak, biraz daha koalisyon alternatiflerinin içerisinde bir pozisyon almak mümkündü. Yani bir biçimde HDP'nin kendisini
kısmen işte pasifize ettiğine dair eleştirileri birçok çevre HDP'ye yaptı. Ama sonrasında da Sayın Davutoğlu'nun ziyareti sırasında da yine eş başkanımız hem kendisine hem sonra kamuoyuna yani Türkiye'nin hükümetsiz bırakılmaması, bir kaos, bir kriz ortamına sürüklenmeme adına yani gereken sorumluluğu üstleneceğimizi de ifade etti. Bunu da hani belki onunla birlikte ele almamız gerekiyor. Seçim hükümeti konusu bizim açımızdan yani biraz önce ifade ettiğim gibi tümüyle hem bir hak hem bir görev. Evet. Çünkü yani anayasa diyor ki eğer yani hükümet kurulamaz ve seçime gidilmek zorunda kalınırsa temsil edilen, parlamentoda temsil edilen partiler, milletvekilleri oranında hükümete katılırlar. Şimdi burada seçmen bizim parlamentoda temsilimizi sağlamışsa, yani onun haklarını savunmak, devlet kaynaklarının, kamu imkanlarının, sonuçta halkın vergisidir bu devlet diye ayrı bir tabii özne yok. Bu imkanların herhangi bir parti lehine kullanılmasına fırsat vermeyecek bir dönemi yani birlikte organize etmek, koordine etmek yani asla bir partiyle mutlak bir örtüşme anlamına falan gelmez. Zaten bir icraî hükümet değil bahsettiğimiz hükümet. Yani inisiyatif alabilecek, tabii, riskli kararların altına imza atacak falan bir hükümet değil. Nitekim yani tezkereyle ilgili de zaten hükümet kurulmadan tezkerenin bir önceki Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak meclise gönderilmesi de yani böyle riskli kararların çıkarılamayacağı, Bakanlar Kurulu'nda alınamayacağına dair de zaten bir fotoğraf, bir tablo ortaya koyuyor. Şimdi biz katıldık, katılma gerekçemizin hala arkasındayız. Diğer partilerin de katılması gerektiğini düşünüyoruz. Katılsalardı muhtemelen bugün bu durumu yaşamayacaktık. Yani Bakanlar Kurulu'nda işte yani 5 ya da 6 tane daha CHP'li, 3 tane daha MHP'li olsaydı, yani en az 11 tane muhalefet partilerinden temsilci olsaydı sanırım yani Erdoğan-Davutoğlu ilişkisi de, AK Parti ilişkisi de ya da bu kabinenin yaklaşımı da böyle olmazdı. Şimdi bir tiyatro oynadık, çok açık ifade edelim. Yani bağımsızlığı kendinden menkul, yani sonuçta aday adayı olmuş, gayet tabii hukuki olarak bir sıkıntı yok ama yani politik anlamda bağımsız olmadıkları bütün kamuoyunca bilinen isimler bir kabine katılmayan partilerin lehine oluşturuldu, adına diyelim katılmayan partilerin adına bir kabine oluşturuldu. Şimdi neden çekildiğimizle ilgili hani giriş sebebimizden farklı bir şey yok aslında ortada. Yani biz bu hükümetin sanki tek parti iktidarıymış gibi davranmasını engellemek ve yani tarafsız bir hükümet konumunu sağlamak için bu koalisyona katıldık ama engelleyemediniz yani, mi? Neden istifa? Buna ne yazık ki güç yetmedi. Bir kere yani daha ilk günden bütün inisiyatiflerini bakanların aldılar. Yani bırakın hani bir kadro ya da işte yani bütçe kullanımını neredeyse işte en küçük etkinliğin bile izne bağlı olduğu yurt dışı programlarından tutun başka bir takım çalışmalara kadar yani tüm inisiyatifin tek elde toplandığı yani bakanlarına güvenmeyen bir başbakan profili çıktı. Bakanlarına güvenmeyen bir hükümet yönetimi mantığı ortaya çıktı ki bu aslında HDP'nin katılmamasını isteyen yani aklın özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve bazı AKP temsilcilerinin de dillendirdiği mantıktı. Yani katılmamızdan rahatsız oldular. Hani keşke gelmeselerdi, keşke girmeselerdi diye hepimiz hatırlayalım. Yani Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Sayın Kuzu gibi bazı isimler çok açıkça beyan ettiler. Yalçın Akdoğan çok açıkça beyan etti. Katılmasalardı daha iyi olurdu dediler. Ama biz hem hakkımızı seçmene karşı görevimizi yerine getirmek için katıldık ama özellikle de Cizre ile ilgili tablo hani sahiden artık kaldırılabilir, katlanılabilir gibi değildi. Yani bakanlar bir ilçeye gidip orada ne olup bittiğini tespite dair bir çalışma yapamıyorlarsa, olayın sebebi ne olursa olsun, kimden kaynaklanmış olursa olsun, kimin ne kadar suçu olursa olsun, yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bakanı milletvekilleriyle birlikte yani bir ilçeye giderken, 150 bin nüfuslu bir ilçeye giderken eğer jandarma bunu engelleyebiliyorsa, polis bunu engelleyebiliyorsa orada artık hani bakanlığın çok bir anlamı kalmaz. Sonuçta seçmeniniz de döner size sorar ya. Yani bu işe bile yaramıyorsa yani hani dokunulmazlığı olan ve yani ülkedeki en tabii en insani sorunlara müdahil olması gereken bakanlar burada bile bir güç sahibi, bir erk iktidar sahibi değillerse o zaman o koalisyonda o hükümet içerisinde bulunmanızın çok bir mantığı kalmıyor. Bu arada kıymetli izleyiciler Twitter, Facebook, Messenger ve telefon SMS'leriyle sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Canlı yayındayız. Sayın Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Bey'e sorularınızı yöneteceğim.
şöyle bir şey akla gelmiyor mu? Öncelikle kendi görüşümü söyleyeyim. Sadece sizin değil, Saadet Partililerinde, Cumhuriyet Halk Partisi biraz bu anlamda daha gayretli görüyorum da, MHP'yi de işin dışında bırakıyorum. Büyük birlikçilerin, birçok parti, yani siyaset yapan herkesin aslında sadece Selahattin Demirtaş Bey ve arkadaşları değil, hepsinin Cizre'de ahuzar eden halka, şu veya bu şekilde, ister PKK baskısı, isterse güvenlik güçleri, zulüm gördüklerini söyleyen, ellerindeki cenazeleri soğutuculara koyup beklediklerini söyleyen insanlara sahip çıkmak adına oraya gitmeleri gerekiyordu. Gayet. Bu benim görüşüm. İkincisi, şöyle bir soru da size geliyor mu Sayın Bilgen? İyi de siz bakan olarak gittiniz, girmediniz, istifa ediyorsunuz. Ama milletvekilleriniz de giremedi. Milletvekilliklerinde mi istifa etmesi gerekiyor? Şimdi tabii bu artık hani söz konusu değil. Buna dair tepkiler de var. Yani neden varsınız? Neden 80 vekil hiçbir anlam ifade etmiyor? Oysa oraya yani bizim vekillerimiz daha önceden girdiler. Farklı mahallelerden 5-6 kadar arkadaşımız yani gittiler. Ama ne yazık ki dışarı çıkma, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla yani çok ciddi bir çalışma yapmayı başaramadılar. Sadece ailelerle o işte hayatını kaybeden insanların, sivillerin evlerine gitmeyi, belki acılarını paylaşmayı başardılar. Ama ne yazık ki hani dünyanın dikkatini oraya çekmek ve oradaki yaşananın yani Türkiye kamuoyu tarafından da görünür olmasını sağlamaktı asıl yani. Neyin yaşandığını konuşacağız evet. Sayın Milletvekilim. Şeye tekrar dönelim o konu kapatma açısından. Sayın Bakanların istifası. Sayın Başbakan diyor ki içeride benimle konuştukları yani önüme koydukları gerekçe farklı. Dışarıda diyor tamamen kendilerine dayatılan bir metni okudular. Bu metnin de nereden geldiğini biliyorsunuz. Kastettiği Kandil'den geldi ve bakanlar istifa etti. Ne diyorsunuz buna? Yani şimdi bakanların yani önlerindeki metnin basın bürosu tarafından hazırlanması, yani basın komisyonu ya da parti bakanların kendi danışmanları tarafından somutlaştırılması son derece doğal bir şeydir. Yani burada Kandil ya da başka iddialar tamamen spekülasyondan ibarettir. Yani şunu çok net biçimde ben bugün sosyal medyada paylaştım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün Moskova'da cami açılışındaydı. Evet. Yani orada Tolstoy'dan örnek verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tolstoy okuduğuna inanan var mı acaba? Yani romanlarını okumadığınız bir yazardan nasıl cümle aktarıyorsunuz, alıntı yapıyorsunuz? Belli ki danışmanlarınız gayet tabidir, bu gayet doğaldır. Danışmanı yani, ben olsaydım yani Peygamber Efendimizin hadisini koyardım. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisi insanların en hayırlısı, insana faydası dokunan. Yani galiba batıya hitap etmek için onu tercih etmiş ama yani Tolstoy da pek böyle birisine tavsiye için örnek verilecek bir isim değildir. Tolstoy çünkü herkesin kendi iç dünyasına bakmasını, kendisiyle yüzleşmesini, etrafta gördüğü haksızlıklardan dolayı kendi sorumluluğuyla ilgili muhasebe yapmasını salık veren, tavsiye eden bir yazardır. Yani bir vicdan aslında ismidir, adamıdır, yazarıdır. Dolayısıyla da biraz aslında yanlış örnek seçilmiş ama sadece emsal olsun diye söylüyorum. Yani burada siyasetçilerin yani basın önünde paylaştıkları metinlerin bir mutfağının olması kadar doğal bir şey yok. Burada kastedilen şey hükümetten çekilmeye Kandil zorladı, baskı yaptı iddiası ise yani bunu dönüp bu tabloya giden yani Kandil'in baskısını kastetmiyorum. Seçmenin tepkisi yani kamuoyunun tabanın tepkisinin nedeniyle ilgili yüzleşmeyi yapacaksınız. Yani siz bir bakanınızın işte bu kadar doğal, bu kadar insani bir pozisyonda hiçbir inisiyatif kullanamamış olmasını kendinize dert edinmeyeceksiniz. Yani metnin içeriğiyle ilgili bir cevap vermeyeceksiniz. Metni kimin yazdığını polemik konusu yapacaksınız. Kim yazmış olursa olsun çok net biçimde söylüyorum. Oradaki iddialar ciddi iddialardır, vahim iddialardır. Ki yani Cizre'de ne olup bittiğini konuştuğumuzda aslında tam sizin söylediğiniz noktaya peki, geliyoruz. Oraya neden, girelim. Neden diğer bakanlar gitmediler? Neden Sayın Başbakan gitmedi? Evet. 10 gün boyunca bir şehirde hayat durdu. Yani Sayın Başbakan çıktı televizyona dedi ki fırınlar açık. Yani sordular peki bu fırınlar evlere servis mi yapıyor? Yani dışarı çıkma yasağının olduğu bir şehirde fırından ekmek nasıl alınıyor? Ki fırınların zaten harap olduğunu, çalışamaz duruma geldiğini fotoğraflar çok net biçimde gösteriyor. Yani burada şu çok net. Bakın bir İslami ölçüyü hatırlatayım isterseniz. Yani yani fıkıhta çok net bir yani ulemanın çok net ortaya koyduğu bir ölçü vardır. Bir gemide 99 tane yani suçlu olduğuna inansanız ama bir tane masum olduğunu bilseniz o geminin içerisinde siz gemideki 99 kişiyi cezalandırmak adına gemiyi batıramazsınız.
Böyle bir hakkınız yok. O bir tane masumu düşünmek zorundasınız. Bu İslam hukukunun ortaya koyduğu son derece insani ve aslında suçun şahsiliği evrensel ilkesiyle de bağdaşan bir yani referanstır. Şimdi Cizre'de siz diyelim ki onlarca, yani rakam öyle ifade ediliyor, işte 20-30 tane şehirde milis olduğu iddia ediliyor. Şimdi siz 20-30-100 diyelim. Sayın Bilgen, milis birlikte için gireceğiz. Evet. Birinci konuyu geçtik ama bağlantılı, yani anlaşılıyor ki Sayın Bakanlar Cizre hadisesini ya da partinizin üst aklı, evet, veya geneli böyle bir karar almış. Şimdi bugünlerde ben de çok dostumun, açık söyleyeyim, çok dostlarımızın hedefindeyim. Çok kızıyorlar. Doğu Güneydoğu meselesi. Ya da ben işte yani bir Müslüman olmanın, bir insan olmanın gerektiği, kan dökülürken hiçbir şey konuşmamak dilsiz şeytanlıktır. Çünkü siz bir fıkıh kayda koydunuz. Ben de bir ayet-i kerimeyi okuyayım. Kardeşlerimiz bizi tenkit ediyorlar. Bunu hatta çok insan bana şey gönderdi. Siz de HDP'ye mi geçtiniz? Sizi farklı bilirdik falan. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki: "وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا" صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Öyle bir köy ki, aynen isim böyle, kariye köy demek. Öyle bir köy ki yaşlıları, gençleri ve kadınları zalimlerin zulmü altında ezilirken nida ediyorlar: "Ya Rabbi, yok mudur indiğinde bize gelecek bir yönetici?" Evet. Parti liderleri için bunu söylüyorum. "Ya Rabbi, yok mudur senin katında bize bir yardım?" Şimdi bunun karşısında Selahattin Demirtaş, PKK bilmem ne deniliyorsa denilsin ama benim muhatabım Selahattin Demirtaş Bey, 2820 sayılı siyasi partiler yasasına göre kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olan bir parti lideri kalkıyor. O halk ne yapıyor diye gidiyor. Ben kendisini destekleyince, iyi yaptı, diğer liderlerin de gitmesi gerektiğini söyleyince bakıyorum bize de saldırı oluyor. Ama bunları biz de söylemek zorundayız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen bizim ümmetimizin peygamberi. Şimdi soracağım soru şu: Cizre'de ne oldu? Ama siz Mehmet Emin Ekmen Bey'i tanırsınız. AK Parti eski Batman milletvekili diyor ki: "PKK ne yaptıysa yapsın 200 kişi toplayamamıştır. Ama Selahattin Demirtaş Bey oraya girdikten sonra belki bir saat içerisinde 15 bin insan kendisini dinlemeye geldi" diyor. Dolayısıyla aslında HDP'nin seçmeni de Kürt seçmeni, silahı değil siyaseti istiyor. Bu değerlendirmeyi de göz önüne alarak buyurun siz bize Cizre'yi anlatın. Raporlarınızı okuduk. Heyet gönderdiniz. Sadece bizim raporumuz değil, mazlumların raporu, başka insan hakları örgütlerinin, İHAD'nin, sendikalar gitti, meslek örgütleri gitti, onların değerlendirmeleri var. Aydınlar, sanatçılar gitti, onlar kamuoyuyla bir takım şeyleri paylaştılar. Yani şunu ifade edeyim, tabii çok hani muhatapları zora sokmak istemem ama yani hükümetin önemli isimlerinden birisiyle, yani Sayın Kurtulmuş'la mesela görüşen bir heyetin bizimle paylaştığı bilgi aynen şöyle: yani Sayın Kurtulmuş oraya gidilmesine karşı olmadıklarını ama HDP'nin gitmesine karşı olduklarını, yani bağımsız bir heyetin, insan hakları heyeti ya da sivil toplum örgütlerinden bir heyet, hatta içerisinde HDP'lilerin de bulunabileceği ama HDP adına gidilmeyen bir heyete izin verebileceklerini paylaştı. O gün içerisinde işte zaten giriş çıkış serbest bırakıldı. Gayet tabii kendisi gitseydi keşke. Başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü olarak. Yani burada Kürt de değil. Sıkı yönetimin, evet, yani gayet İslami ölçüleri dikkat eden bir siyasetçi. Yani burada şu çok net. Yani siz bir şehirde hangi nedenler olursa olsun, ki geçmişte bu yöntem çok denendi, defalarca denendi. Yani sıkı yönetimi Türkiye denedi, olağanüstü hali yaşadı, yani sokağa çıkma yasaklarına şahit oldu. Bütün bu uygulamalar öyle güvenliğe falan hizmet etmediği gibi, aksine insan hayatını, artık hani insan yaşamını imkansızlaştıran, yani günlük ihtiyaçlarınızı, acil ihtiyaçlarınızı karşılayamadığınız bir ortama neden oluyor. Bu sizin Ayhan Bey, şehri kontrol etmenizi, hemen bitireyim, şehri tamam, kontrol Ayhan etmenizi Bey, sağlamıyor. Sorayım, devam edelim. PKK'nın yaptıklarını nasıl gördünüz orada? Ya burada tabii şu çok net bir tablo. Yani çözüm sürecini eğer yönetemezseniz, yani silahı olanla bir biçimde barış sürecini yürütemezseniz, yani onların silahsızlanmasının koşullarını ortaya çıkartıp çatışmayı
tümüyle bitirecek bir konsepti geliştiremezseniz taraflar birbiri üzerinde egemenlik kurmaya çalışırlar. Aslında orada yaşanan böyle bir şey. Çok açık bu. Yani bir taraftan işte bölgeye sürekli yani yeni güvenlik güçleri kaydırıldı ki oradaki askerin, polisin de bazen rahatsız olduğu, valinin, kaymakamın da rahatsız olduğu. Yani çok da böyle bürokratik hiyerarşiyi dinlemeyen, güvenlik bürokrasisinin olağan inisiyatiflerini aşan tavırlar ortaya koyan bir takım isimler, işte hepimizin kamuoyunda bildiği yani kamu güvenlik birimleri oraya yönlendirildi ve onların uygulamaları yani ve tabii ki hangisi hangisini besledi, hangisi hangisine neden olduğu konusunda yani farklı yorumlar var. Yani ister yani orada hendek kazıldığı için gidip şehri top atışına tabi tutmuş olun, İsterseniz siz şehri kuşattığınız için orada gençler direnip yani sizin mahallelere girmenizi engellemiş olsun. Yani sonuçta tabii ki Sayın Başbakan sebep şunu söyledi. Sonuç, Sayın Davutoğlu, tamamen burada bir kanton, özel bir bölge oluşturulmak istendi. Suriye'ye benzer ya da Kobani, Kuzey Suriye, Rojava'daki hareket gibi bir anlayışla hareket ettiler. Biz bundan dolayı bir süre kimsenin girmesine müsaade etmedik. Peki şimdi ne oldu o zaman? Yani eğer böyleyse gerekçe, yani şimdi ne oldu ki 3 mahallede yani seçim sandığının bile kurulamayacağına yani dair bir biliyorsunuz Cizre'de seçim kurulunun yerel kararı var. Yani Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bunu biz karar veririz. Yani siz yerelde karar veremezsiniz. Siz talepte bulunabilirsiniz ama son nihai kararı bayramdan sonra biz vereceğiz diyor. Şimdi sandığa gidilemeyen yerde yani devlet inisiyatifi almış mıdır? Yani kontrolünde midir devletin? Eğer bu 3 mahallede hala kontrol sağlanamamışsa o zaman 10 günlük dışarı çıkma yasağı neye yaramıştır? Yani burada bu kısır döngüyle bu olayı çözmek imkansız. Yani tarafların birbirine güç gösterisi yaptığı, yani egemenlik yarışına girdiği bir atmosferde eğer o şehirde 22 tane sivil hayatını kaybetmişse, yani bunun içerisinde 3 aylık bebek de var, yani işte tedavi edilemeyen yaşlı da var. Sadece kurşunla ölenler değil bunlar şüphesiz. Yani bizdeki rakamlara göre yani 14 civarındası yani bir biçimde ateşli silahlarla hayatını kaybedenler, diğerleri de tedavi imkanlarına kavuşamadığı için yani hastane devre dışı kaldığı için, hastaneye gidilemediği için yani hayatını kaybetmiş isimler. Şimdi 22 tane isim eğer yani bir şehirde hayatını kaybetmişse bunun suçu, sorumlusu ile ilgili şimdiye kadar hiçbir soruşturma, hiçbir araştırma, hiçbir yargılama süreci başlamamışsa ortada bir anormallik var demektir. Yok bir şey değil mi? Biz bu anlamda bir şey duymadık. Yok, herhangi bir süreç yok başlamış olan. Evet. Tam bu noktada. Daha fecisi Atıf Bey, şunu da söyleyeyim. Buyurun. Yani siz eğer bu uygulamayı yaygınlaştırırsanız, yani işte bugün Cizre'de, yarın Varto'da, öbürsü gün Nusaybin'de, başka bir gün başka bir yerde, işte yani yaylaları boşaltma girişimleri var. Yani Kars'ta, Kağızman'da da var bu. İşte başka yerlerde de, Ağrı'da da var. Şimdi bu yöntemlerin 90'lı yıllarda en ileri düzeyde uygulandığını o bölge halkı biliyor. Ama bu uygulamalar yani orada toplumun işte yani barışına, toplumun güvenliğine falan hizmet etmedi. Tam tersine Türkiye'yi uluslararası arenada çok zor bir duruma soktu. İçeride de toplumun yani güveniyle ilgili ve yani birlikte yaşama iradesiyle ilgili ciddi bir zafiyet oluştu. Yani Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ni ve polis gücünü kastederek soruyorum, jandarmayı vesaire. Evet. 90'lı yıllara hiç benzeyen tarafı var mı? Yani ne yazık ki sizin değerlendirmeniz ne? Ne yazık ki Türkiye yani bize göre de 90'lı yıllara dönemez. Çünkü yani toplum korku eşiğini aşmış bir. İkincisi de çatışma ve savaşın artık bir ajitasyona dönüşmesi ve bunun üzerinden bir toplumsal öfke ve nefretin ortaya çıkması çok kolay gözükmüyor. Yani insanlar cenazelerde neden bu savaş başladı, ne oldu da savaşıyoruz, çocuklarımız niye ölüyor diye sormaya başlamışsa asker, polis aileleri bunu tabii soruyorsa demek ki sadece toplum, aile değil, evet, bir tane rütbeli yarbay kendisi soruyor. Şimdi yani dolayısıyla da burada yani 90'lı yıllardaki gibi sizin bir hedef göstererek bütün toplumu manipüle etme imkanınız yok. İkincisi Kürtler yani en ağırını yaşamışlar. 3 milyon insan devletin resmi rakamlarına göre, belki bu konuyu bilmeyenler olabilir, Hacettepe Üniversitesi'nin kendi rakamlarına göre 3 milyon insan yerinden edildiği için devlet tarafından tazminat ödenmeye layık görüldü. Bu 3000'in üzerinde köyden bahsediyoruz. Bunlar resmi rakamlar. Yani devletin kendisinin kabul ettiği, kendi üniversitelerinin
yani bir biçimde araştırmalarını ortaya çıkarttı ve AİHM de bu davaları çekin diye Türkiye kendisi talepte bulundu ilgili davaların yani müvekkilleri üzerinden ve dedi ki tamam ben sizin işte kaybettiğiniz çocukları geri getiremem, işte yani yanan hayvanlarınızı, tarlalarınızı geri getiremem ama bunların parasını, bunların mali bedelini öderim dedi. Türkiye bunu yaşadı. Şimdi yani 3 milyon insanın yerinden edildiği bir ülkede, yani işte 3000 üzerinde köyün boşaltıldığı bir ülkede, şimdi siz 30 köyü, 50 köyü, 300 köyü boşaltsanız da bu böyle bir şeye hizmet etmez. Şimdi asker ve polis konusunda şunu ayırt ederek ifade edelim. Yani ben askerin de polisin de savaş heveslisi olduğunu düşünmüyorum. Yani yeniden işte ezelim, bitirelim, tüketelim falan gibi siyasetçilerin hamasetini çok sevdikleri ama bedelini başkasının ödedikleri. Yani işte polis dediğiniz sonuçta ataması yapılmayan öğretmendir. Başka bir iş olmadığı için polisliğe giden insanlar var. Binlerce var, bunu yakınlarımızdan siz biliyoruz. Siz bundan emin misiniz? Askerlerle çünkü ilgili şu andaki İçişleri Bakanı Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara müjdede bulundu. Korucu olmak istiyordunuz, 5000 kadro çıkardın. Yani, siz tersini söylüyorsunuz. Yani şimdi yani hepimiz biliyoruz ki yani o işte uzman çavuş diye bilinen yani kadrolara başvuru bile yapılmıyor yeterince. Yani açılan kadroya yeterince başvuru bile gelmiyor. Şimdi kim yani bu kadar ölümle iç içe mesleği çocuğunun tercih etmesinden yana olur ve kim yani başka bir alternatifi varken buna yönelik bir eğilim içinde olur. Tabii ki istisna olarak olabilir. Bu meslekleri sevenler olabilir. Bu mesleklerin işlevinden memnuniyet, mutmainlik duyanlar olabilir. Bunlar istisnadır ama genel olarak şunu söylemeliyiz. Bu mesleği seçmiş bile olsa herhalde kimse bile bile ölüme gitmez. Yani göz göre göre kendini bir şeye atmaz. Dolayısıyla burada ben askerin de polisin de genel olarak çatışmadan, savaştan yana olduğu kanaatinde değilim. Ama bazı birimler var ki yani bunlar ne yazık ki 90'lı yıllarda da hesap sorulamayan, denetlenemeyen, yargılanamayan ve sivillere gerçekten insanlık dışı şeyler yaşatmış olan birimlerdir. Bu birimler bir süre sonra sokağa çıkarttığınız gibi geri çekebileceğiniz birimler de değildir. Yani bu kadarını söylemekle yetineyim ben. Yani son derece. Bir de şöyle bir iddia da var. Buyurun. Yeri gelmişken. Yani korucuların çoğunlukla da HDP'yi desteklediği seçimler. Yani birçok yerde korucular aslında silah bırakmaya çalışıyorlar ve siyaseten de yani en azından işte belli haklarının güvenceye alınması, belki sosyal haklarının güvenceye alınması karşılığında yani başka bir hayat, başka bir düzen kurmak istiyorlar. Şimdi koruculuk mekanizması çok olağanüstü, çok istisnai bir uygulama olarak dünyanın birçok yerinde yani adı koruculuk olmasa da denenmiş yöntemlerdir ama siz bunu daimi bir mekanizmaya dönüştürürseniz yani orada bir grup insan üreterek değil, hayvancılıkla değil, tarımla değil, ziraatle değil ya da ticaretle değil yani ancak silah taşıyarak geçinmek zorunda bırakılıyorsa ya tamam. Burada bir kere sizin hani bir güvenlik politikanızın da güvenlik yaklaşımınızın da yeniden sorgulaması gerekiyor. Ayhan Bey, bir dakikalık süremiz var birinci bölüm için. HDP siyasi partiniz olarak özerkliğe sizin bakışınız nedir? Biz özerkliği çok net biçimde Türkiye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeyecek ama birlikte yaşamanın yeni bir imkanını, yeni bir hukukunu inşa etmek olarak görüyoruz. Yani herkesin kendi bulunduğu yerelde kendi ihtiyaçlarıyla ilgili, kendi talepleriyle ilgili kararları kendisinin alabilmesidir. Türkiye'nin her tarafı için bunu savunuyoruz biz. Yani Trabzon'daki de, Kars'taki de, Ege'deki de, İç Anadolu'daki de yani yetkilerinin daha çok yerelde kullanıldığı bir idari yapıyla yönetilme hakkına sahiptir bize göre. Türkiye bu merkeziyetçi yapıdan kurtulmalı. Bakın akşam ben buraya gelirken 5-6 telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldım. Ne için biliyor musunuz? Kars'taki devlet hastanesinde acil hasta var. Ve beyin cerrahına ihtiyaç var ama beyin cerrahı lütfedip evinden hastaneye gitmiyor. Acil servisteki doktorlar arıyor, buna bile cevap vermiyor. Şimdi eğer o hastanenin yönetimiyle ilgili, atamayla, tayinle ilgili inisiyatif yani Ankara'da değil de oradaki yerelde olsa yani halk katılabilse sürece ben Amerika'da eğitim kurumlarını ziyaret ettim. Acaba güvenlik ortamının bu şeyinden dolayı gitmiyor olabilir mi? Hayır. Kars merkezden bahsediyorum. Anladım. Devlet hastanesinden bahsediyorum. Çarşı yani hani muhtemelen. Bunu böyle söylerler de. Yani, size böyle sorarlar yani o yüzden. Muhtemelen olabilir ama. Hani genel meclislerin yetkilerini yeterli görmüyorsunuz. Yani bu burada bir kere tabii çok net biçimde. Hani dünyanın her yerinde yerele yetkinin artmasını Amerikalılar da yani işte eyalet senatoları evet. Yani federal hükümetle
yetki kavgası veriyor, yetki mücadelesi veriyor. Ama biz şuna inanıyoruz. Yani eğer insana güveniyorsanız, topluma güveniyorsanız, Ankara'daki bir kişi herkesten daha iyi bilir demiyorsanız, evet, herkesin aklı var, herkes hesap veriyorsa, hesap soruyorsa, yerele yetki ne kadar geçerse o kadar iyidir anlayışı bizim özellik modelimizin tarifidir. Ama toprak bütünlüğü Türkiye'nin... Ama bu asla yani bir şiddeti, bir çatışmayı, bir kaosu onaylamak anlamına gelmiyor. Özellik pekala Ankara'da oturulup konuşularak bir yönetim modeli olarak hukuki bir statüye kazandırılabilir. Kaldı ki Türkiye'nin taraf olduğu, imzaladığı yani şartlar, Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı gibi bir takım düzenlemeler zaten buna dair ödevler, yükümlülükler ortaya koyuyor. Ama Türkiye bunları hayata geçirecek adımları çok yavaş atıyor. Tamam. Bunu ikinci bölümde tekrar özellikle devam edelim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden Ayhan Bilgen Bey, Kars Milletvekili ve HDP Parti Sözcüsü'yle analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Reklam arasından sonra birlikteyiz. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Canlı yayın konuğum, siyaset analizinde birlikteyiz. Canlı yayın konuğum HDP Kars Milletvekili ve HDP Parti Sözcüsü Sayın Ayhan Bilgen. Ayhan Bey, özellik konusunda kalmıştık. Biraz özet olursa iyi olur. Çok kısa sadece şunu bu arada söyleyeyim. Yani Iğdır, İlgene Meclisi'ni ben size bahsettim. Iğdır'da iki tane milletvekili var, partiliniz. Evet. 11 tane il genel meclis üyesi var. Bunun 9 tanesi sizin partinizde. Hı hı. Iğdır Merkez Belediye Başkanı da sizde. Yani tek sizde olmayan vali. Bütçeden de ayrılan payların tümü sizin il genel meclis başkanınızın onayıyla çıkıyor. Şimdi bu neden yeterli görülmüyor? Burada bir kere hani valilerin özel idareler üzerindeki vesayeti gibi bir sürü hani şeyler var konuşabileceğimiz ama ben şunu hani ifade etmek isterim. Meclis başkanı yani, imzalamadığını vali tek başına imzalasa çıkmıyor şu anda. Tersi de çıkmıyor, öbürü de olmuyor. Yani ikisini birbirine bağlayan bir vesayet rejimi kurmuşlar. Evet. Şimdi burada ya valiyi seçimle getirirsiniz. Yani gerçekten tamamen halkın iradesi yansır. Ankara sadece denetleme yapar. Yani ve yani yetkileri sahiden devredersiniz. Yani burada her belediyeye göre farklı uygulamaya neden olabilecek bir tutum var. Ama şu bence hani son dönemde yaşadığımız manzaranın bence asıl sebebi. Bir, belediye başkanları doğrudan doğruya zaten hani görevden alınıyorlar ve tutuklanıyorlar. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı, yani çatışma olabilir. Dünyanın her yerinde çatışmalar var. İnsanlık tarihi savaş tarihidir aynı zamanda ama şimdi savaşırken eğer siz öldürdüğünüz düşmanınızı çırılçıplak soyup hem de bir kadını yani şehrin ortasına bırakırsanız oradaki öfkenin, nefretin haddi hesabı olmaz. Neyi ya kastediyorsunuz? Yani Varto'da bir kadın gerilla yani bir biçimde tamam çatışma olmuş ve yani ölmüş ama siz onu yani çırılçıplak soyarak bir kadını çırılçıplak soyarak ne olursa olsun yani bir şehrin ortasına bıraktığınızda o halka ve yani o insanlara hissettireceğiniz şey öyle çok hani oturup konuşabileceğiniz falan bir duygu dünyası değildir. Yine birkaç gün önce yani başka birisi yani işte öldürülmüş, boynuna ip bağlanmış, cesedi sallanıyor, yukarıdan aşağıya sallıyorlar. Şimdi bu savaş hukuku denilen şey, yani biraz önce işte yani fıkıhtan bir şeyden bahsettim. Evet. Hepimiz biliyoruz ki işte yani Hazreti Peygamber'in savaşlarla ilgili çok net uyarıları var. Yani işte çocuklara, kadınlara, ibadet yerlerine, hatta çevreye, yeşile zarar vermeme konusunda. Şimdi savaş elbette ki istenmeyen bir şey. Savaşlar hiç olmasa keşke. Ama savaşmak zorunda kalınıyorsa bile bir insani sınırı korumak zorundasınız. Yani sözünüzle de, propagandanızla da, eyleminizle de o sınırları gözetmediğiniz takdirde halkta büyük bir nefret, büyük bir öfke ortaya çıkar. Bakın bir Ağrı Valisi vakası var. Yani ben bunun seçimlerde bu iktidarın önünde çok büyük bir fatura çıkaracağını düşünüyorum. Hala ciddi bir açıklama yapılmadı. Bir vali kalkıp işte yani 40 tane kız çocuğunun dağa kaçırılıp tecavüz edildiği iddiasında bulundu. Şimdi yani iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Yoksa müfteri olur. Yine İslam fıkhından bahsediyoruz. Yani Ebu Hanife'ye bildiğimiz Rıfk olayı ve Hazreti Hatice ile ilgili, Hazreti Ayşe ile ilgili bildiğimiz vakaları evet, sorduklarında, hatırlattıklarında aynen bu fetvayı veriyor. Yani
tırnak içerisinde söylüyorum, izleyicilerimizi tenzih ederim ama müfteri yani işte o iddiada bulunanın kendisidir diyor. Şimdi yani siz bu kadar ağır bir itham, şehir söylemiyorsunuz, şahıs yok ortada, valisiniz, sorumlu davranmak zorundasınız, ağzınızdan çıkanı kulağınız duymak zorunda. Siz bütün bir halkı tırnak içerisinde söylüyorum ahlakla, namusla, bu kadar yani işte hassasiyeti olan, duyarlı olan bir halkı böyle bir şeyle itham ederseniz orada temsil ettiğiniz devletin bir saygınlığı, bir itibarı, bir değeri kalmaz. Yani ya böyle şeyler söylemeyeceksiniz ya varsa iddianız bunun tabii gereğini yapacaksınız. Dolayısıyla bu tip şeyler... Yani Kürt halkını yani ne kadar tanımadıkları da tabii ortaya hem çıkıyor. Hem tanımamaktır hem Kürt halkı böyle bir şey olsa çok daha ağır tepkiler ya gösterir. Tabii ki. Bir de şunu da ilave edeyim sonra. Bütün bunlar, şunun için söyledim Sayın Atatürk Bey. Yani bütün bunlar orada sokaktaki öfkenin, sokaktaki tepkinin altyapısını oluşturuyor. Ya bunları yok sayarak, bunları görmezlikten gelerek durup dururken insanlar niye böyle davranıyor, niye böyle yapıyor anlamak çok kolay değil. Peki sizinle ilgili bir soru var. Ben sizin tabanınıza da buradan bir şey söyleyeyim. Daha çok HDP seçmeni dışına gelen soruları önceleyeceğim ki kendinizi daha rahat ifade etme imkanınız olsun ve insanlar sizinle ilgili düşünceleri de tabii ki önemsediğinizi de biliyorum. Bir arkadaş size diyor ki HDP'nin sosyalist ve inkarcı olan PKK örgütüyle ilişkileri ayan beyan diyor. Dünyada bu kadar mazlum ve mağdur Müslüman ülkeler varken ve istikrarsızlaştırılmaya gayret edilirken Recep Tayyip Erdoğan gibi bütün İslam dünyasına sahip çıkan hami durumunda olan bir lider varken sizin gibi İslami şahsiyet olan tanıdığımız Ayhan Bilge'nin böyle bir partide ne işi var? Şimdi sanki yani biz başka bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin hiçbir sorunu yok ve biz dünyanın bütün sorunlarını çözmeye kendini adamış fedakar Müslümanlarız. Ama yanı başımızda da yani güllük gülistanlık bir coğrafya varmış gibi bir değerlendirme yapmanın ben çok hani izahını yapamıyorum. Tabii ki Müslümanlar Filistin'le de ilgili olacaklar, Filipinler'le de ilgili olacaklar. Yani Afrika'yla da Avrupa'daki Müslümanların derdiyle de ilgili olacaklar. Ama yanı başındaki yanan ateşi görmezlikten gelip yanı başındaki kardeşine dilinden dolayı yapılan haksızlığı, kimliğinden, etnik kökeninden dolayı yapılan ayrımcılığı görmezlikten gelip yani uzaktaki düşmanla savaşmak ve uzaktaki yani Müslümanı sevmek bana çok ahlaki gelmiyor. Yani iyiliğe yakınınızdan başlamak, zulmü önlemeye yakınınızdan başlamak bir sorumluluktur. Ya burada sadece Sayın Erdoğan meselesi falan yok. Yani ben Arap Baharı'nı başka türlü tartışabilirim ama vaktimiz yok burada. Her şey ortada. Yani Libya şu anda ne halde görüyoruz. Yani orada Türkiye'nin hangi rolü oynadığını da çok iyi biliyoruz. Mısır ne durumda biliyoruz. Filistin ne halde görüyoruz. Yani burada hamaset yapmanın ötesinde yapılacak şeyler var. Brezilya, İsrail'in bakın bugün basına düştü. İsrail'in yani işgalci, yerleşimci büyükelçisini tanımadı, geri gönderdi. Siyaset böyle yapılır. Eğer siz İsrail'e bir şey yapacaksanız somut müeyyide koyacaksınız. Ne bileyim ticaretinizle ilgili bir gözden geçireceksiniz. Hangi firmalar İsrail'le ticaret yapıyor? Kimin gemileri ne yapıyor? Bunlarla ilgili daha ciddi, daha esastan işler yapacaksınız. Yoksa nutuk atarak, hamaset yaparak falan Müslümanlar savunulmuyor. İslam dünyasıyla ilgili sorun başka bir şey. Ama yani Kürtlerle ilgili hiçbir sorun yok diyorsa bizi izleyenler, yok böyle bir şey. Durup dururken HDP çıktı, durup dururken işte bir örgüt çıktı, insanları silahlandırdı ve isyan etti diyorsa o zaman lütfen hani hiç olmazsa İstiklal Mahkemelerinin zabıtlarını okusun bu arkadaşlarımız. Yani peki, her şeyi geçti. Burada o devam edeceksiniz. Ne örgüt vardı ne HDP vardı o zaman. Ben görüşlerimi katmıyorum ama bu gelen aykırı sorular yani tabii ki, aykırı tabii derken tabii sizin tabii dışınızdan gelen tabii sorular, sizi destekleyici de tabii çok mesaj vesairem var. Tabii. Ancak yine Batı'dan bir arkadaş iyi programlar dedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürt kökenli insanlarımız ana kültür ve değerlerini tatbik etme ve yaşama imkanlarının en iyi AK Parti'nin yönetimde olduğu zaman diliminde kavuştular. Ayrıca Doğu Güneydoğu bölgesine 12 yıl içerisinde fevkalade yatırımlar yapıldı. Teşvikler sağlandı. Türk-Kürt kardeşliğinin daha kuvvetlendirilmesi için süreç başlatıldı, mesafede katledilmişti. Eğer mesele Kürt, Kürtlerin daha iyi bir yaşama kavuşturulması idiyse bunların hepsi peyderpey gerçekleştiriyordu. Ve bunların hepsi MHP'nin, CHP'nin AK Parti'yi çözüm süreci hususunda gece gündüz acımasızca eleştirmesine rağmen oluyordu. Bu minvalde HDP 1 Kasım seçimlerinden sonra çözüm sürecinin devam etmesini isteyecek mi? İsteyecekse çözüm sürecini ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan ve onun gibi düşünen siyasilerle
gerçekleştirilebileceğinin idrakinde olarak hareket etmesi lazım gelmez mi? Şimdi yani uzun bir bu ülkede kim, evet, kim bir iyilik yapmışsa, kim bir hayır yapmışsa, taş üstüne taş koymuşsa yani elbette ki teşekkür ederiz, onu takdir ederiz. Ama olması gereken ve ihtiyaç, sorunun büyüklüğüyle yapılanı karşılaştırdığınızda ne yazık ki yani yapılanın derde deva olmadığını görmemiz gerekiyor. Bir, yatırım ve teşvik dediği muhtemelen arkadaşımız yani ayrıntısını biliyordur. Yani bir takım yakınlara, yandaşlara peşkeş çekilen ama fiilen yatırıma da dönüşmeyen şeyler. Yani ben Kars için uzun uzun anlatabilirim bunu. Yani bir kere Kars'a gelip gezip gören bilir ki Kars'ta devletin bir yatırımı yok. Hiçbir şey yok. Yani şeker fabrikasından başka bir şey kalmamış ortada. Tam tersine kapatmışsınız kurumları. Fiilen bitirmişsiniz. Şimdi burada hani başka şehirler içinde başka Kars'taki şeyler konuşulabilir. Kars'taki duble yol. Yani yol dışında bir şey yok. Yollarla ilgili de yani hani. Bir de bahsettiğiniz hastane. Müteahhitler yani neler çekiyor. Hani orada herkes onu biliyor. Yani hastanelerin iki hastane birleştirildi ve insanlar ya Erzurum'a ya Van'a giderek derdine derman arıyorlar. Yani doktor bulamıyorsunuz, işte ambulans bulamıyorsunuz. Bir ton dert var ortada. Şimdi burada ama hani şu önemli. Bakın yani sorun sadece yatırım yapma sorunu, sorun sadece yol yapma sorunu falan değil. Yani biz çözüm eğer, sürecinden bahsediyoruz. Evet, İyi de evet, gidiyordu tam, diyor. Tam oraya geleyim. Yani sorun ne ki? Çözüm süreci diye tarif ettiğimiz, beklenti içinde olduğumuz şey ne olacak? Bunu net ortaya koyalım. Bu iş böyle pansumanla falan, makyajla kurtulur bir şey değil. Bakın bir yani ulusal kurtuluş savaşı verilmiş. Osmanlı İmparatorluğu dağılmış, herkes kendi devletini kurmuş. Geriye tabii ki Kafkasya'dan göç edip gelmiş, işte Çerkes boyları da var, işte Balkanlardan göç edip Anadolu'ya sığınanlar var. Bunlar gayet tabii ve buranın asli sahipleridir. Hiç böyle hani unsurlar, asli unsur bilmem ne ayrım yapmak istemiyorum. Sayın Bilgen, siz analiz konusunda Türkiye'de sayılı insanlardan birisiniz. Ama bizim izleyicimizin çok iyi anlayabileceği, çok basit söyleyeyim, HDP çözüm süreci derken neyi algılıyor? Çok basit, evet. Yani en çok da sorulan şey şudur. Ne yapılmadı? Tam onu tarif edeceğim. Evet. 1918'de, 1914-18 arasında Çanakkale'de insanlar hayatlarını ortaya koyarken ne umarak ne bekleyerek o bedeli ödemişlerse onun karşılığını alacaklar. Eşitliğin, adaletin, hakkaniyetin gereği budur. Yani siz eğer savaşırken, cephede ölürken, mezarlıkta yan yana yatıyorsunuz ama yaşarken birinizin dili yasaklanıyorsa, birinizin kimliği aşağılanıyorsa, yok sayılıyorsa, birinin kimliği diğerine dayatılıyorsa, bizim ortak kimliğimiz budur deniyorsa, bu haksızlık ortadan kalkana kadar bu kavga bitmez. Bunun net adını koyayım. Yani HDP vazgeçse de bundan, HDP taviz verse de, HDP uzlaşsa da, HDP hiçbir şey istemiyorum ben dese de sonuçta bu bir sosyal gerçekliktir, bir tarihi vakadır. Sykes-Picot'tan bu yana Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de yani Kürtler bir haksızlığa uğradılar. Bu sınırları çizenler ne yazık ki başka bir şeye göz yumdular. Bu haksızlık ortadan kalkacak. Ama bunun tabii ki yani 70-80 yılın bütün sorununu bir anda sihirli değnekle bir iktidar çözsün falan beklentisinde değiliz. Biz de zaten çözüm sürecini bu açıdan anlayışla, mümkün olduğu kadar yapıcı tutumla destekledik. Ama çözüm süreci iyi yönetilmedi. Bunu teslim edelim. Eser ortada. Tamam. Siz 7 Haziran seçimlerine gittiniz. Geçmişte 26-30 civarında 25 ya bazen 20 bazen daha düşük sayıda milletvekili vardı Kürt Siyasal Hareketi'nin. Bir vekil konuştuğu zaman grup adına yapılan alkış çok cılız gelirdi. Dışarıda duymak mümkün değildi. Ama bir kere bir meclis oturumunda, yani bu dönem zaten az çalışıldı meclis, siz de oradaydınız. Grubunuz adına Urfa Milletvekili Osman Baydemir Bey hakikaten bir güzel konuşma yaptı. O konuşma sırasında bir alkış tufanı kopuyordu. Ben acaba CHP'ler de mi HDP'ler destek veriyor? Hep alışmışız ya, cılız bir ses. Ama şimdi meclisin yarısı neredeyse sizi alkışlıyor. Bu kuvvetiniz aslında Türkiye tarafından tam anlaşıldı da acaba PKK tarafından mı anlaşılmadı? Yani çözüm süreci devam ediyor. Evet, siz de söylüyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık değil. Çözüm süreçleri siz de takdir edeceksiniz ki Mazlum Dayı'nın genel başkanına geliyorsunuz. Yol kazalarına uğrar. Uğramasa yanlıştır. Uğrar çünkü 30 bin 40 bin kişinin öldüğü 30 yıl devam eden bir hadise. Neden PKK bu operasyonların başlatmasına sebebiyet verdi?
Şimdi tabii yani keşke hani hiç insanımızı kaybetmeseydik ve keşke bu son 3 ayı yaşamamış olsaydık. Ama bu süreci kim bozdu, kim durdurdu, kim dolaba kaldırdı, kim gereğini yapmadı konusunda yani ne benim söylediğime izleyicilerimiz itibar etsinler, tırnak içinde söylüyorum, ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani bir izleme heyeti, bir hakem heyet, bir adil tarafsız heyet kurulsun, biz buna varız. Bu heyet araştırsın, devlet neleri taahhüt etti, yapmadı, örgüt neleri yapması gerektiği halde yerine getirmedi. Yani bu konuda bir üçüncü taraf olmadıkça, yani tarafsız ve iki tarafa da söz söyleyebilecek, toplumu ikna edebilecek, toplumda itibarı, saygınlığı olan bir üçüncü taraf olmadığı müddetçe çözüm süreçleri her zaman büyük risk altındadır. Yani taraflar birbirine taktik hamleler yapabilirler, taraflardan birisi barıştan vazgeçebilir, yani ben sorunumu savaş yoluyla çözeceğim diyebilir. Bütün bunlar mümkün, bu devlet açısından da olabilir, örgüt açısından da olabilir. Ama şu anda biliyoruz ki yani yaşadığımız sürecin başka bir nedeni var. Bunu yani izleyicilerimizin belki dikkatinden kaçıyor olabilir ama Suriye'deki gelişmeler ne yazık ki Türkiye devleti tarafından tersine okunuyor. Bu çok kritik bir şey. Nasıl Irak'ta Kürtlerin kazanımları uzun süre Türkiye devleti tarafından tanınmadıysa, yani çok yani başka aktörlerden falan bahsetmiyoruz, CHP, MHP'den değil. AK Parti iktidarının 2007-2008 tarihlerine kadar Barzaniye Peşmerge diye işte Talebani'ye hakaret içeren kelimelerle tarifler yapılıyordu. Randevu verilmiyordu, muhatap alınmıyordu. Sayın Çiçek'in yani Barzani ile ilgili söylediği sözleri hatırlayalım. Sayın Davutoğlu'nun Barzani ile birlikte basın açıklaması yaparken Kürdistan bayrağına nasıl davranıldığını hatırlayalım. Şimdi bunlar unuttuğumuz şeyler değil. Sayın Gül ve Erdoğan çok yakın tarihte KDP ile barıştılar, görüştüler, kongrelere davet ettiler. Şimdi burada Türkiye'nin eski korkularının, eski sendromlarının, yani Irak'ta bile olsa Kürtler bir şey elde ettiğinde sanki bu Türklerin aleyhineymiş gibi, sanki Türkiye'nin zararınaymış gibi bir okuma, bir inat yüzünden ne yazık ki yani bir takım şeyleri kaybediyoruz. Şimdi aynısını Suriye'de yaşıyoruz. Yani bugünkü gerilimin asıl sebebi Türkiye falan değil. Çözüm sürecinin bitmesi falan değil. Çok hani meşhur deyimle eğri oturup doğru konuşalım. Suriye'deki süreç, Suriye'de PYD'nin kazanımları Türkiye devleti tarafından sanki kendisine yönelik bir tehditmiş gibi okunuyor. Oysa PYD böyle bir şey söylemiyor. PYD diyor ki yani ben bir biçimde en uzun sınırı Türkiye'nin benim artık. Ve hani yeniden Esad rejimi olmayacak. Belli ki yani orada başka bir iktidar da oluşmayacak kolayca. Yeni bir Suriye olacak ve bu yeni Suriye'de Kürtlerin de kendi otonom bölgeleri olacak. Türkiye'nin hoşuna gitse de olacak, gitmese de olacak. Akıntıya karşı kürek çekmenin bir gereği yok. Yani orada bir haksızlık var. Kürtler orada yok sayıldı yüzyıl boyunca ve şimdi bu haksızlığın telafisi aşamasındayız. Büyük devlete yakışan, Türkiye'ye yakışan, Türklere yakışan ya da bir Müslümana yakışan şey oradaki haksızlığın giderilmesinde kolaylaştırıcı olmaktır ve onunla asla karşıtlaşmamak, zıtlaşmamak, onunla uyumlu, birlikte ticaret yapan, kültürel işbirliği içinde olan, birbirine düşmanlaşmayan bir ilişki kurmaktır. Türkiye ne yazık ki yani oradaki kazanımları tehdit olarak gördüğü için yani çözüm sürecini de masayı dağıtarak, hani deyim yerindeyse, masaya başka türlü oturmanın arayışına girdi. Bunu herkes biliyor, bütün dünya biliyor. Ne yazık ki iç kamuoyu sanki bu iş Türkiye'nin kendi içindeki bir kavgaymış gibi yönlendiriliyor, yanıltılıyor ama bu vaka bir boyutuyla evet 7 Haziran'dır. 7 Haziran'ın sonuçlarının yeterince hazmedilememesidir. Ama daha büyük boyutuyla da Suriye'deki gelişmelerin bir parçasıdır. Peki, hiç müdahale etmedim çünkü önemli benim açımdan da. Dinlemem gereken bir seyirde götürdünüz. Bu operasyonlar devam ederken seçimi sağlıklı görüyor musunuz? Bir. İki. Israrla hep üzerine dönüyorum. Bakın size çok oy veren büyük kitlelerden duyduğum bir şey. HDP istese PKK üzerinde de etkili olabilir. Siz net olarak sanki öyle hatırlıyorum ama tekrar sizden dinlemek istiyorum. Yani hükümet ve devlet kabul etmese dahi PKK tek taraflı ateşkes ilan edip unsurlarını sınır dışına çıkarsın mealinde Sayın Eş Genel Başkanların beyanatlarını sanki hatırlıyor gibiyim. Ne diyorsunuz? Yani bu bir de operasyonları sordum yani bu ortamda evet, seçim. Evet. Yani bir kere yani tabii ki çatışmalı bir ortamda yaşamak bile zor. Bırakın seçime gitmeyi, bırakın özgürce iradenizi ortaya koymayı. Yani gayet tabii konuşabilmek için önce silahların susması gerekiyor. Sağlıklı bir seçimin olabilmesi için güvenli bir ortamın olması gerekiyor. Ama yani burada
hani gerçekten çatışmayı bitirmeye, hiç olmazsa seçime kadar bitirmeye, yani kökten sorunu çözmekten falan bahsetmiyoruz, işin esasından bahsetmiyoruz, sadece hiç olmazsa yani şu anda kanın akmasını durdurmaya dair yani ne yapma niyeti var Ankara'nın? Hükümet ne yapmayı düşünüyor? Yani ben son terörist kalana kadar, tırnak içinde söylüyorum, hepsini öldüreceğim, öldürene kadar da operasyon yapmaya devam edeceğim demeye devam ettiği müddetçe HDP'nin... Sayın Başbakan'ın beyanatına bakarsanız adayı tanıtım toplantısında sonuna kadar devam edecek. Şimdi yani eğer bu söylemde devam ederseniz ve buna göre bir politika devam ettirirseniz HDP ne yapabilir? Yani HDP karşı tarafa ne diyecek? Yani operasyonlar olacak, sizi öldürecekler, siz de boynunuzu uzatın ve hepinizi öldürsünler mi diyecek? Böyle bir sözün silahlı bir örgütte bir karşılığı olabilir mi? Bir değer olabilir mi? Hangi örgüt bu anlamdaki bir çağrıyı dikkate alır, önemser? Burada hani yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski meşhur sözünü hatırlatalım. Yani sıkılı yumruklarla tokalaşılmaz. Yani siz önce bir kere yani silah yoluyla bu sorunu çözme konusunda yani sağlıklı bir yüzleşme ortaya koyacaksınız. Geçmişte bunların hepsi denendi. Daha fazla insanımızı kaybetmeyelim. Askerde, poliste, gençte, masum sivil çocuklar da, kadınlar da bizim insanımız. Bu sorunu konuşarak çözmenin yolunu bulalım diyoruz. Şimdi Filipinler'de, bakın çok önemli bir şey bu. Filipinler'de Türkiye bu rolü oynamak için yani arabuluculuğa somut olarak girmiş bir ülke. Türkiye'den çok önemli isimler bu süreçte gittiler. Büyükelçiler, milletvekilleri. Değil mi? Yani milletvekilleri gittiler, bu heyetin içerisinde bulundular. Şimdi dünyanın başka yerlerinde bu sorunları çözmenin yolunun diyalogdan geçtiğini bilip, bunun farkında olup ama Türkiye'de hayır biz sonuncuyu öldürene kadar devam edeceğiz demenin çok izahı yok. Yani galiba çok, biraz yerele dönmemiz lazım Ayhan Bey. Gayet tabii dönelim ama yani burada HDP'nin de sivil toplumun da etkili olabilmesinin yolu yani net biçimde herkesin buna kapı aralamasından geçiyor, buna fırsat vermesinden geçiyor. HDP'yi destekleyen veya desteklemeyen Karslı hemşehrilerden çok sayıda mesaj geldi ama siz partinin en yetkili adamlarından birisi olduğunuz için tabii ki daha çok makro düzeyde sormak durumundaydım. Bir arkadaş durumumuz ne diye soruyor. Belli ki size oy vermiş bir arkadaş. Diyor ki biz bu son seçimde 7 Haziran'da 2 tane milletvekili çıkardık. Bunu 3'e çıkarmanın yolu var mıdır? Çıkarılmayacaksa dahi ben şimdi ilave ediyorum. 2'yi koruyabilir misiniz Ayhan Bey? Şimdi bakın yani biz seçmenimizin nabzını tuttuğumuza inanıyoruz. Ben gittiğimde hiç ayrım gözetmeksizin bütün kahvelere, ister Azerilerin oturduğu, TRGM'lerin oturduğu kahve, ister Kürtlerin, hiç ayrım yapmaksızın gidiyorum ve yani hiçbir şekilde engellemeden de bizi eleştireni de dinliyorum, bizden beklentiyi de dinliyorum. Yani bu 4-5 ay boyunca seçimden bu yana yani biz takındığımız yapıcı tavırla ve yani Kars'a dair, Kars'ın sorunlarıyla ilgilenme, duyarlılık gösterme konusunda iktidar olmamamıza rağmen, belediye bizde olmamasına rağmen sadece halkın bize verdiği oyun sorumluluğuyla üzerimize düşen elimizden geldiğince yaptık. Ama şimdi bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Yani biz 7 Haziran'da halkımızın önüne koyduğumuz listenin arkasındayız ve diyoruz ki bize 2 verdiniz. Biz bu kadarını yaptık. Bu kadar kısa sürede bu kadar yapabildik. Ama şimdi yani ne değişti ki? Mesela AK Parti adayını değiştirdi. Ne değişti? Yani neden Sayın Uçum'u yani başarılı bir isim, doğru bir isim ise şimdi yani geri çekti? Peki 1 Kasım seçimleri olmasaydı ne olacaktı? Şimdi bu soruları muhtemelen AK Partili seçmen de herhalde kendi kendisine soruyordur. Yani kaldı ki geçmişte hani herkesin yaptığı ortada Kars için. Kars için ne yapıldığı ortada. İsimleri de tartışmayalım. Yani ben çok isimlerle ilgili polemiğe girmekten tamam, yana değilim. Tamam orada soruyu sorayım. Ama devam Kars edelim. Ortada. İşte yani o anlamda soru caddesiyle var. Caddesiyle ortada. Bir tane yine ortada. Kars'tan bir arkadaş diyor ki Ayhan Bey Türkiye'deki genel siyaseti çok iyi özetliyor ve yolsuzluklar üzerinde duruyor da Kars'a hakim mi? Neler oldu? Vallahi aslında çok hani bütün ayrıntıya dair konuşmaya belki vakit yok ama bakın ben 2 gün önce gittim. AK Parti'nin de adayları aynı uçaktaydık. Onlar da buradaki tanıtım toplantısından gittiler. Havaalanında karşılama yapılıyordu. Yani gayet tabii karşılama yapılır. Her parti kendi aday adaylarını karşılar. İl Milli Eğitim Müdürü de alkış organizasyonu yapıyordu. Yani daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Şimdi İl Milli Eğitim Müdürü'nün
eğitim düzeyi bu kadar kötü bir şehirde, tırnak içinde söylüyorum bunu, yani sınav sonuçlarına baktığınızda eser ortada. Şimdi böyle bir pozisyonun izahı olabilir mi? Yani ben bugün 2-3 saat boyunca hastaneye cerrahın gelmesiyle ilgili uğraşıyorum ama yani İl Sağlık Müdürü'nün de işte oradaki diğer başhekimin de olayla ilgili hiçbir inisiyatifin olmadığını görüyorum. Şimdi böyle yönetilen bir şehirde yani kalkıp birilerinin önce hesap vermesi gerekmiyor mu? Yani ben yollarla ilgili yolsuzluk iddialarını da, Sarıkamış'ta arabadan uçup giden ihale dosyalarında bütün bunları ayrıntısıyla konuşabilirim ama bu siyaseti sevmiyorum. Size bir eleştiri var. Yani böyle bir siyaset tarzıyla değil. Evet. Sistemi konuşmak zorundayız. Tabii. Yani Ahmet Mehmet meselesi değil. Ülke yanıyor, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız ve bu yangını benim vekil olmam, öbürünün bilmem ne olması falan değiştirmez. Bu büyük tehlikenin önüne geçecek bir irade ortaya koymak zorundayız. Yani izleyicilerime şunu açık yüreklikle söyleyeyim. Ayhan Bey'in buna da ihtiyacı yok. Ama sahiden gelen tüm soruları bugüne kadar sormuşumdur kendisine. Galiba bu üçüncü programdır yapıyoruz. Hiç soruları konuşmayız kendisinden. Ve kendisi de ya mutlaka kim ne soruyorsa özellikle aykırı soruları da bana sor diye zaten şey yapıyor. Sizde aday olmuş Özden Arduç var. İstanbul'da aday adayınızdı. Kazman'ıdır. Siz dün Kazman'a geldiniz, sadece yarım saat kaldınız diyor size. Ne yazık ki. Bu sefer Kars'ta seçim çok daha zor. Kazman'da aldığı oylar düşüyor. Sebebi de Kazman'daki teşkilatımızla ilgili bazı sıkıntılar. Yani doğrusu Kazman'da çok ciddi bir karşılama vardı. Çok güzel bir karşılama vardı. Çok kitlesel bir, çok coşkulu bir buluşma vardı. Yani tabii ki yani siyasette hepimiz istediğimizi elde edemeyebiliriz ama yani bizim açımızdan siyaset bir aslında nöbettir. Yani siyaset bir meslek değildir. Siyaset bir hani pozisyon kapma yarışı değildir. Kazman'da da yani aday adaylarımız arasında da bu işe bizden çok daha layık birçok arkadaşımız vardır. Çok ciddi emekleri geçmiştir. Yani Kazman'da daha önce belediye bizdeydi ve Kazman'ın diğer ilçelerle kıyasını karşılaştırmasını yapanlar az çok bunu teslim ederler. Bu hakkı yani iade ederler. Bizim oradaki arkadaşlarımız tabii ki ilçe yöneticilerimizle yeniden yapılanmaya gideceğiz. Yönetimlerimizi güçlendireceğiz. İlde yeni kongre yapıldı. Kars il son derece güçlü, etkili bir yönetim oluştu ve biz öyle inanıyoruz ki 7 Haziran İran'daki tempomuzun iki katıyla çalışabilecek kapasiteye sahibiz. İlçelerimiz de bu yönde yeniden yapılandırılacak. Tabii ki eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Ama yani ben o gün 3 ilçeye bir günde gitmek durumundaydım. Yani bundan kaynaklı. Çünkü bu ziyaretler sadece yani şu anda Selim, Sarıkamış ve Kazman'a gittik o gün içerisinde. Sadece ilçe yönetimlerimiz ve gönüllülerimizle, çalışanlarımızla yani aday listeleri netleştikten sonra bir buluşmaydı. Çünkü yani biz eski listemizle çıktığımız için hani aday tanıtımı falan yapmayacağız. Biz doğrudan doğruya somut çalışma atmosferine gireceğiz. Bu niyetli buluşmaydı. Ben ayrıldım ama diğer milletvekili, diğer milletvekili arkadaşımız kaldı, il yöneticilerimiz peki, kaldı. Peki tam o noktada sizin ikincisi sırada seçilen sayın vekille ilgili hani bir arama sonucu evet. Gözaltı oldu mu olmadı mı onlar başka şey ama kendi seçmeninizde de bütün Kars'ta da bir huzursuzluk da meydana geldi. Yani siz açıklamalar yaptınız çok ayrıntısıyla, ama devletin üzerinde durduğu PKK kampına erzak götürmeyle ilgili bir seyri sülük halindeyken yakaladık. Atıf Bey, hani bazen ciddi biçimde cevap vermekte ben de zorlanıyorum ama. Anladım. Şimdi yani o çadıra, barış çadırına açılışına ben de gittim. Biz de minibüslerle yani o zaman 5-6 minibüs ve özel araçlarla yani sırf bu savaş dursun, bu çatışma olmasın, ne siviller zarar görsün, ne asker polis ölsün, ne gençlerimiz ölsün. Yani bu çağrıyı yapmak üzere gittik ve bizim minibüslerimizde de işte bilmem kaç kasa domates, ne kadar ekmek, ne kadar şeker, çay var diye önce bakın polis noktasından geçtik. Hiçbir şekilde bu mahsurlu görülmedi. Jandarma noktasından da geçiyorduk. Tam giderken bir telefon geldi oradaki jandarma komutanına. Dedi ki ya kusura bakmayın ama biz dedi bu tanakla bunları tespit etmek zorundayız araçlarınızın içindekini. Benim bulunduğum ilk gidişi yani kastediyorum. Sizin orada algıladığınız nedir? Bakın çok net. Yani mecburen hani bir tutanak formalite dediler yerine getireceğiz. Ben de sosyal medyada paylaştım tutanağın bir nüshasını. Yazıyor işte iki kasa domates, şu kadar şeker, bu kadar çay, bu kadar
kadar ekmek başka da bir yasa dışı şeye rastlanmamıştır diye imzaladık iki taraflı olarak. Şimdi yani diğer vekilimizin de Şafak Hanım'ın da benden sonraki gidişindeki malzemeler bundan farklı malzemeler değil. Orada bir barış çadırı var. Orada insanlar nöbet tutuyor ve onların yani sonuçta dağın başında yiyip içecek bir şeylere ihtiyaçları var. Bunun ötesinde sanki silah taşınıyormuş gibi. Sanki işte oradaki yani silahlı yapıya bir lojistik destek veriliyormuş gibi bir atmosfer kurulması zaten mümkün değil. Bir de yani eğer böyleyse yani oradaki arkadaşlarımızı gözaltına alıp niye serbest bırakmışlar? Yani tutuklama niye yapmamışlar? Bu kadar ciddi bir iddia biliyorsunuz ceza yasasında da, evet, terörle mücadele yasasında da nettir. E şimdi 3-4 gün önce benim danışmanım yolda arabası durduruldu ve aracındaki kitaplar ve dergiler ve Kars'taki evet yani danışmanımızın ve not defteri yani takip ettiği işler nerede kavga olmuş, nerede hasta var, nerede işte iş sorunu var. Bunlarla ilgili notları, defteri alındı ve 5 saat incelendi. Bakın HDP milletvekilleri bu sorunları yaşıyorsunuz. Gayet tabii yani 5 saat defteri inceleniyor. Ya sanki illegal bir iş yapıyormuşuz gibi. Bu kriminalize etme çabasıdır. Yani bu bizi bir parti, bir demokratik mücadele aktörü olmaktan çıkartıp sanki bir suç işliyormuş gibi pozisyona itme çabasıdır. Ama biz yani çok netiz. Biz yani hiçbir şekilde... Konuyu değiştireceğim ama son bir soru yine herhalde bölgeden. İnşallah sizinle Selahattin Bey'in arasını açmaz. Bu arkadaş da sizi partinin başında görmek istiyor. Teşekkür ederim. Hem dindarsınız diyor hem de çok bilgilisiniz. Eğer böyle bir imkanı size verirlerse HDP'nin oyları Türkiye'de daha fazla artar diyor. Ben konuyu buradan değiştireyim. Bu operasyonlar yapılırken maalesef bir de Doğu Güneydoğu'dan gelen araçlar Aşkale'den sonra, evet, Kayseri'den sonra tartaklandı. Buna ben de büyük tepki gösteriyorum şu anda da. Hele bizim Doğu Kars firmasının sahibi Kürt de değil. Yani biz Batı ülkelerine gidince hep doğuluyuz. Türkiye'de gelince Sivas'ın ötesi tümüyle Kürt olarak biliniyor. Böyle bir şey de yok. Tabii, tabii, Azeri var, Terekeme var, tabii, Türkmen var. Her ırktan, her dinden var. Ama bu arada MHP ile Büyük Birlik Partisi bu işe biraz müdahale ettiler. Evet. Bu yapılanlar bizimle ilgisi yok. Evet. Doğudan gelen arabalarda lokum dağıttılar, kolonya dağıttılar, Türk bayrağı dağıttılar, sevdiler. Sizi dinleyelim. Ya bakın Atıf Bey, bizim 400, bizim tespitlerimize göre 400 civarında, 370'in üzerinde noktada bu geçtiğimiz hafta içerisinde parti bürolarımıza, otobüslere, iş yerlerine, evlere yapılan saldırılar var. Başta genel merkeziniz olmak üzere. Genel merkezimizde bir kat yakıldı. Yani Ankara'nın ortasında, yani hassas bölgeler şube müdürlüğüne 500 metre mesafede Kızılay'dan toplanan bir grup, etraftaki bazı iş yerlerine de zarar vererek ve yani hani gizli saklı bir yer değil, yukarıdan indirme falan yapmadılar. Yani bir çıkarma değil söz konusu olan. Kızılay'dan yürüye yürüye slogan ata ata geldiler, genel merkez binasının içine girdiler ve bizim aday başvurularımızın bulunduğu bilgi işlem odasını yaktılar. Şimdi bu bir tesadüf mü? Emniyetten, bir şey mi? Emniyetten istekte bulunmamış olabilir misiniz? Atıp Sayın bizim Bilge, binamızın önünde daimi ve düzenli biçimde 4 araç dolusu polis sürekli polis bekliyor. Artı yani o saldırı beklenen bir saldırıydı. Özel başvurular var. Ve zaten ondan bir gün önce, iki gün önce Kırşehir'de, Konya'da, Antalya'da, Çorlu'da, Türkiye'nin her yerinde zaten saldırılar olmuş. Dolayısıyla burada hani biz mesajı aldık. Yani çok açık biçimde. Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, Kürtler de mesajı aldılar. Yani siz eğer Iğdır'a giden her otobüsü indirip yani içinde çoluk, çocuk, kadın demeden işte kimlik kontrolü yapmaya kalkarsanız, dövmeye kalkarsanız, Kızılay'ın ortasında metroda çıkışta kimlik kontrolü yapıp insanları dövme, linç etme girişiminde bulunursanız birlikte yaşama, kardeşlik gibi söylemlerinizin inandırıcılığı kalmaz. Bu bir gözdağıydı. Bu bir mesajdı ama kötü bir mesajdı. Kötü bir yöntemdi ve yani böyle bir geceyi, böyle bir günü, böyle bir haftayı Allah bir daha bu ülkeye yaşatmasın. Amin. Tüyler ürperticiydi. MHP Büyük Birlik Partisi. Beypazarı'nda bakın o çok tabii ki yani biz kimseyi suçlama derdinde değiliz. Failler bulunsun, cezalandırılsın diyoruz. Yani 370 noktadaki saldırılardan dolayı eğer gözaltına alınmış 3-5 kişi varsa Türkiye'de burada bir iktidar sorumluluğundan bahsetmemiz, evet, gerekiyor. Yani Beypazarı'nda bu iki parti, özür diliyorum. Evet. Bu iki parti milliyetçi, Türk milliyetçisi kökeninden gelme. Bu davranışları siz de
Atıp Bey, biz bu ben ülkede, çok olumlu gördüm. Bu ülkede biz birlikte yaşıyoruz. Birisi kendisini Türk milliyetçisi olarak tarif edebilir. Birisi işte Alevi olarak tarif edebilir. Birisi başka bir kimlikle tarif edebilir. Gayet tabii herkesin inancı, ideolojisi, kimliği kendisine. Tabii. Ama birbirimize saygı duymak ve birlikte yaşamanın asgari hukukunu gözetmek zorundayız. Yani yüzlerce saldırıdan eğer bu kadar her tarafın MOBESE kamerasıyla dolu olduğu bir ülkede, yani doğru düzgün kimse yakalanmamış, kimse soruşturulmamış ve yargılanmamışsa, bu ciddi bir güven bunalımıdır. Bu ciddi endişe nedenidir. Ya dolayısıyla bunun siyasal bir sorumluluğu olduğunu ifade etmek isterim. Yani Beypazarı'ndaki ekmeği için, alın teri için, alın terini dökerek yani çalışmak için oraya gelen, çadır kuran insanların Kürt olmak dışında bir suçu var mı? Yani linçe uğramalarını gerektirecek bir sebep olabilir mi? Yani bizim partilimiz değiller. Birçok yerde de partimizle hiç ilgisi olmayan, mesela Antalya'da sırf dükkanları boşalttırmak için, Kürtlere ait iş yerlerini boşalttırmak için mafyavari örgütlenmeler bunu organize ettiler. Yani daha ucuza bir iş yerini kapatmak için yaptılar bunu. Bunu biliyoruz pekala. Yani Kırşehir'de yaptılar. Bu hadiseler de yaşanıyor. Tabii tabii. Yani bu sadece bir hani işte Dağlıca'daki, Iğdır'daki yaşananın hesabını sorma meselesi değil. Kaldı ki Dağlıca'nın, Iğdır'ın hesabını siz Beypazarı'ndaki yani havuç toplamaya gelen insandan nasıl sorarsınız? Böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? Yani bunun tersi olsa buradaki saldırılardan dolayı yani işte diyelim ki Diyarbakır'da, Urfa'da hiçbir suçu olmayan yani oraya diyelim ki öğretmen olarak gitmiş, orada ticaret yapan insana bu muamele yapılsa bu kabul edilebilir mi? Onaylanabilir mi? Yani bu insanlık dışı bir tutum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir miting yaptı. Siz tepki gösterdiniz. Ulusal basın çok da yer verdi. Sizin bu tepkinize bütün biz başta olmak üzere bütün basın geniş geniş yer verdi. Hem mitingi de o mitingleri değerlendirebilirsiniz. Hem de 550 tane milli ve yerli milletvekili istedi. Bu hangi partide olursa olsun dedi. Bunu da benim söylemem lazım. Bunun tartışması yapılıyor ama bugün Sözcü Gazetesi manşete çekerek maalesef ve AK Parti içerisindeki zazaları Ermeni'yi afişe eden, teşhir eden. Evet. Efendim yani bu kadar mı millisiniz? Evet. Ne dersiniz buna? Yani vallahi Cumhurbaşkanı yani dikkatli olmazsa, böyle bir dil kullanırsa bir başka gazetede bunu oradan alır, çıtayı başka bir yere koyar. Yani bunun sonu yok çünkü. Yani nefret söyleminin, ırkçı yaklaşımın asla kabul edilebilir bir tarafı olamaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı eğer sahiden bir yerlilik, bir millilik hassasiyetiyle bunu söylemişse, yani milletvekiliyse derdi, yani dün televizyon kanallarında çıktığında bu soru soruldu kendisine. Verdiği cevap diyor ki Ceylanpınar'da uyuyan polislerimizi öldürenlerin yerliliği, milliliği, vatan sevgisi olamaz. Ya milletvekilleri mi öldürdü Ceylanpınar'daki polisleri? Yani bu nasıl bir kıyas? Bu nasıl bir mantık? Sen milletvekillerinin yerli ve milli olmasından söz ediyorsun. Sonra da diyorsun ki Ceylanpınar'ındaki polisi öldüren. Eğer siz sapla samanı böyle karıştıran bir yorum yaparsanız o zaman sokakta o linç kültürüne giren insan da her Kürt'ü kendince cezalandırılacak birisi gibi görmeye başlar. Yani bir cumhurbaşkanının daha dikkatli, daha sorumlu konuşma sorumluluğu var. Bu yani onun hem anayasal konumundan kaynaklanıyor hem de bu ülkede bir kanaat önderi, bir siyasi lider, bir partinin yani genel başkanlığını yapmış birisi ve öyle ya da böyle bir kısım insan ona oy vermiş, ona güvenmiş ve onun ağzından çıkan söze itibar ediyor. Ama yani genel olarak da şunu söylemek zorundayım. Bayrak mitingleri bu ülkede daha önce yapıldı Atıf Bey. İzleyicilerimiz hatırlasınlar. 12 Eylül'den sonra da yapıldı bayrak mitingleri. Evren organize ediyordu o zaman. Bütün muhaliflere karşı yapıyordu. 28 Şubat'ta Refah Partisi'ne karşı bayrak mitingleri yapıldı. Hatırlar izleyicilerimiz. Yani bayrak Refah Partililerin gözüne sokarcasına sanki yani bayrak sevgisi, vatan sevgisi sadece o zamanki işte belli bir çevrede 2007'de de AK Parti'ye karşı yapıldı. Değil mi? Yani o zaman da yapıldı. Şimdi yani bu yöntemi şunu hemen o zaman yani sonra bayrak gibi sembollerin böyle siyasi kavga aracı haline getirilmesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Yani artık ben şunu size sormuyorum. Sizin bayrakla ilgili düşünceniz ya da sorununuz nedir? Çünkü Figen Hanım aslında içinizde en böyle radikal tepki toplayan da bir yapısı var. Buna rağmen bizim bayrakla sorunumuz yok dedi yani. HDP'nin bayrak bizim de ortak değerimizdir dedi. Peki, bakın bu nefreti, bu öfkeyi körükleyen nedir? Bakın iki tane vaka bu son linç olaylarında yaşandığı için söylüyorum. Yani bir genç üzerine bayrak sarılarak yani feci biçimde dövüldü, fotoğrafları bütün Türkiye'de görüldü, bütün dünyada görüldü. Yine bir genç Muğla'da birisi yani dövülerek Atatürk büstü öptürüldü.
Şimdi böyle uygulamalar kim tarafından yapılmış olursa olsun, yani sizde bir sevgi, bir sempati bırakabilir mi? Yani sizi teyiden söylüyorum. Yani, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkence yaparlarmış ve derlermiş ki İstiklal Marşı'nı oku, Türk bayrağına karşı saygı duruşu göster diye. Bunu hakikaten bu etki tepkiyi getiriyor. Ayhan Bey, sizin alanınıza da girer. Ben Doğu ve Güneydoğu'da yani AK Parti'nin bu 7 Haziran seçimlerindeki kaybettiği oylar. Hüdeparlı arkadaşlar bana kızacaklar. Geçmişte Hizbullah'la olan irtibatları ve bugün de bunu reddetmiyorlar. Açıkça diyorlar ki biz yine birlikteliğimiz var. HDP'nin de İslamcıları ciddi manada yönetsiz şu anda parti sözcüsünüz ama halen bizim de hesaplamalarımıza göre HDP'nin %13.11 oyu içerisinde Allahu alem %10'u bir defa mütedeyyin, dindar, bunun en az %7'si de yani ibadetlerine de dikkat eden insanlar. Ancak parti yönetimi %2 veya %3'lük bir oyu sürekli öne çıkarıyor. Selahattin Bey seçimlerden sonra ne kadar irili ufaklı komünist partisi varsa hepsini toptan bir teşekkür etti. HDP'nin de bu yapısından dolayı Doğu Güneydoğu'da seydalar, seyitler, şeyhler, ağalar, beyler, medreseler ve tarikatlar, Nurşin, efendim Ohin, Tillo, efendim Menzil, bütün buralar, bu dinamikler sanki seçimden sonra yeni bir oluşuma gidecekler gibi ciddi bir konuşuluyor. Değerlendirmeniz ne olabilir buna ilgili? Şimdi buradan bence bir korku çıkartmaya gerek yok. Yani şunu ifade edeyim. Tabii ki Kürtlerin de farklı partileri de olabilir. Farklı siyasi yorumlar, farklı çözüm önerileri de olabilir. Ama HDP ekseninde baktığımda ben HDP'nin iddiasının hani tabii ki muhafazakar bir siyaset yürütmek değil. Ama aynı zamanda işte yani sol bir dayatma da değil ya da başka bir yaklaşımı diğerlerinin yaşama biçimleri üzerinde bir kuşatmaya çevirme, tektipleştirmeye çevirme de olmadığını ifade etmem gerekiyor. Burada yani Türkiye için HDP ne öneriyorsa aslında kendi içinde böyle yönetilmesi gerekiyor. Yani farklılıklarımızla birlikte yaşarız diyorsak, bu ülkede nasıl birlikte yaşıyorsak öyle birlikte de yönetiriz diyorsak, yani Türkiye ile ilgili iddiamız buysa, siyasal projemiz buysa, parti içerisinde de gayet tabii yani temel bir programda ortaklaşan, uzlaşan ama yani bu farklı eğilimlerin birlikte siyaset yapmasını da başarabilen bir yapı kurmak zorunda. Burada yani tabii ki geçmiş, çoğunluk ya da alışkanlıklar belirleyici. Bunu yok saymak mümkün değil. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi sonuçta Kürtlerin büyük kısmı elbette ki Alevi olanlar da var. Eyvallah. Ya da işte inanç konusunda farklı Müslüman olmayanlar da var. Bu da çok doğal ama çok büyük kesimi. Ama tabii ki büyük çoğunluğun da iddiasını, kaygısını, beklentisini bir siyasi parti karşıladığı ölçüde karşılık bulur. Yani burada hani bir net tabloyu ortaya koymak zorundayız. Eğer Türkiye'deki dışlanma, yok sayma, yani Kürtlerin taleplerini, haklarını bütün partiler ciddiye alsaydı, bütün partiler önemseydi belki HDP'ye ihtiyaç olmazdı. Ve keşke alsa HDP'ye ihtiyaç olmasa. Bunu çok net, çok rahatlıkla söylüyorum. Keşke Türkiye'de HDP için de söylenebilir. Keşke evet bu bütün sorun bitse. Bütün bu ihtiyaçları HDP karşılıyorsa yeni bir şeye de gerek kalmaz. Gayet tabii aynı şey geçerli. Yani siyaset ihtiyaçla var olur. Dolayısıyla da burada keşke bu sorun hani tümüyle bitse ve ya biz bunun dışındaki başka sorunları konuşabilsek. Son bir soru soracağım Ayhan Bey. Programı tamamlayacağız. Biraz da vaktimizi açtık, bize ayrılan vakti. 13.11 oy aldınız. Yani doğrusu Türkiye'de bu kadar da beklenmiyordu. İyi bir oy aldınız. Arkadaşlar da bana işaret ediyor. Devam edilebilir demek izleniyor sayenizde. Durumunuz nedir? Biz yani çünkü 7 Haziran'da evet. Bir çözüm sürecinden çıkmış gelmiş olan bir partiniz var. Evet. 5000 insan sizin büyük gayretleriniz var HDP olarak. Yani siz PKK susmuş, devletle sürekli görüşmeler yapan sizsiniz. Bir ayağınız Kandil, bir ayağınız Avrupa, bir ayağınız Öcalan yanında İmralı'da. Öbür tarafta da AK Parti ile çok güzel diyaloglarınız var. Hatta o kadar güzel ilişkileriniz vardı ki. Kimisine göre adaylarınız AK Parti'de adayı olacaktı. AK Parti itham edenler, siz bunlarla işbirliği yapıyorsunuz, berabersiniz. Bütün işleri siz
Ya daha doğrusu yani Sayın Demirtaş bir konuşmasında da dedi ki ben şunları söyleyecektim, bakan geldi bana rica etti sen konuşma diye. Ya bu kadar güzel diyaloglarınız var. Ve geldiniz, asıl bana göre savaş şeyde başladı. Selahattin Bey'in kürsü yumruklayarak seni başkan seçtirmeyeceğiz demesiyle başladı. Ve bugün ortalık toz duman. Yani ben bir röportajımda dedim ki maalesef dedim savaş devletle PKK arasında değil AK Parti ile HDP arasında, çok tepki aldım. HDP'lerden daha çok AK Parti ile arkadaşlarımdan aldım. Durumunuz ne? Siz nasıl görüyorsunuz? 80 milletvekili aldınız, %13.11 oy aldınız. Şimdi Atıf Bey, başkanlıkla ilgili olanı öncelikle hani açıklayalım. Bizim Erdoğan'ın kişisel olarak bir hani derdimiz üzerinden onun başkanlık talebine karşı çıktığımızı herhalde kimse düşünmüyordur. Türkiye için eğer denetleme mekanizmaları, denge mekanizmaları düzgün kurulmazsa, yani sivil toplum bağımsız değilse, medya bağımsız değilse, özgür değilse, yani ve güçler ayrılığı yoksa, başkanlığın neyi doğurduğunu Afrika ülkelerine baktığınızda ya da Orta Asya'ya baktığınızda görüyorsunuz. Başkanlık sisteminin gerçekten ülkede daha çok hizmet edilmesini, daha kolay karar alınmasını, daha pratik biçimde sorunların çözülmesini sağlayacağına dair bir güvence görsek, yani Türkiye'nin demokratikleşmesine, barışına katkı sağlayacak bir şey olduğuna inansak biz başkanlığa karşı çıkmayız. Ama şunun farkındayız. Tersine başkanlık ısrarı Türkiye'nin bir anayasa yapmasını engelledi. Yani 82 darbe anayasasından kurtulacaktık ama bu imkansızlaştı başkanlık ısrarı dolayısıyla. Dolayısıyla bu ısrarın Türkiye'ye pahalıya patladığını düşünüyoruz. Ve sırf bu ısrar uğruna gerilimin, kamplaşmanın körüklendiğini düşünüyoruz. Ama yani seçimlerle ilgili şunu söylemeliyim. Biz bir kere listelerimizde güçlendirme yoluna gittik. Yani kıl payı kaçırdığımız bizim tespitlerimize göre 14 vekillik var. Yani işte 3000, 5000, 10000 oylarla evet nereler kaybettiğimiz şeyler. Hatırlayabildiğiniz kadarıyla. Ya mesela Bursa hani bir milletvekili için çok oy gereken şehirlerden birisidir ama Bursa 2'ye çıkarılabilir. İşte Aydın, Manisa, Balıkesir, Konya gibi şehirler. Yine yani Adıyaman, işte Adana, Kars, yani sayabileceğim birçok şehir var ki buralarda biz sayıyı artırma imkanına sahibiz. Bu potansiyel var, işte Elazığ var. Yani bu şehirlerle ilgili bir destekleme, bir güçlendirme, bir takım kısmi değişiklikler yapma yoluna gittik. Bu birincisi. İkincisi, bu süre boyunca yani 7 Haziran'dan bu yana ne biz hani istemezlikçi siyaset yürüttük, her şeye hayır diyen, hiçbir şeyi kabul etmeyen bir yani işi olmaza süren, işi çıkmaza süren bir siyaset tarzı içine girdik. Ama ne de yani savaş konusunda, çatışma konusunda bigane kalıp yani böyle işte sadece red mesajlarıyla bir risk almayan pozisyonu tercih ettik. Biz tam tersine gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce bu çatışmanın bitmesi için riski de alarak çağrılarda bulunduk ama gücümüz yetmedi. Fakat şu kesin. Siz eğer çatışma başkan seçtiremeyeceğiz sloganı çok da tuttu. Şimdi bütün herkes biliyor. Arkasında bir güzel sloganınız daha vardı ama orada çok başarılı olamadınız. Savaş yaptırtmayacağız diye. Evet vallahi ne yazık ki başaramadık ama hala şunu ifade edeyim. Yani eğer bir iç savaşa bu olay dönüşmemişse bunda HDP'nin sorumlu davranmasının payını herkes takdir etmesi gerekiyor. İkincisi yani önümüzdeki dönemde yani eğer bu çatışma çok yoğunlaşırsa çok açıkça söylüyorum biz de kaybederiz, AK Parti de kaybeder. Yani kaybet kaybet pozisyonuna girer bu iş. Bir kısır döngüdür, bir çıkmazdır bu. Ama gelinen sürece tarafsız değerlendirme imkanınız varsa... Kaybedeni kim? Siyaseten söylüyor. Şu an itibariyle. Evet. Tabii ki biz HDP'nin yani çatışmasızlık ortamında çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. Yani bizim hedeflediğimiz 15-20 aralığındaki oy dilimi anketlerde bizim önümüze somut olarak geliyor. İnsanlar diyor ki yani siz eğer barıştan yana kararlı, inandırıcı bir politikayı devam ettirirseniz geçmiş seçimlerde size sempati duyan ama oy vermeyen yeni kitlelerden oy alabilirsiniz. Biz şunu çok önemsiyoruz. Bu rakamı telaffuz edeyim isterseniz. Hem buyur. Seçimden sonrası İki dakikamız var. Bizim siz için bir buyur. Bağlayıcılığı tabii, olsun. Tabii. Biz bu seçim döneminde yani bu yasama döneminde parlamentonun
tatilde olmaması için birkaç kere girişimde bulunduk. Dedik ki insanlarımız ölüyor ve böyle bir dönemde meclisin tatilde olması hem siyaseti yıpratıyor hem de hepimiz pasifize oluyoruz. Komisyonlar çalışabilseydi, işte araştırma ya da başka işte yani gen soru gibi sistemler işletilebilseydi, soru önergeleri işletilebilseydi bugün başka bir noktada olabilirdik. Ama bizim milletvekili sayımız parlamentoyu çağırmaya yetmiyor. Çünkü 5'te 1 milletvekilinin ancak çağrısıyla parlamento toplanabiliyor. CHP'nin çağrısıyla toplandı. Biz dedik ki tatile gitmesin, çalışmaya devam etsin. İşte o hani şiddetle, terör örgütleriyle ilişki bilmem ne araştırılsın, komisyon kurulsun önerisine de olumlu yaklaştık. Ama yani biz bu sefer çok net biçimde parlamentonun tatile gitmesini de durdurabilecek. Yani tatile gönderenlerin karşısında tekrar meclisi toplayıp en azından toplumun önünde her şeyi tartışabilecek sayı istiyoruz. Kars'tan gelip de benim soramadım ama toplu olarak aynı mihvalde ciddi bir talep ve endişe var. Size yönelik. Siz parti sözcüsü oldunuz. Türkiye geneliyle çok ilgileneceksiniz. Öyle anlaşılıyor ki Kars'a fazla vakit ayırmayacaksınız. İşte o arkadaşın yarım saat ayırdınız şeklinde çok soru var. Vakit de çok az. Bu daha çok da herhalde tabii seçmen yani sizin kendi parti tabanınızdan geliyor bunlar. Gayet tabii hani haklılar. Vakit ayırmanızı istiyorum. Ben de her zaman onlarla birlikte olmayı arzu ediyorum. Benim için de yani Kars'ta bulunmak büyük bir onur, büyük bir mutluluk vesilesi ama yani sonuçta yani Türkiye'den bağımsız bir yer değil Kars. Ankara'daki sorunları, Türkiye'nin genel sorunlarını çözme konusunda bir mesai harcamazsak, buna müdahale etmezsek yani Kars'taki kendi bahçemizi kurtarmaya kalkmanın da çok gerçekçi tarafı kalmaz. Ama şunu da ifade edeyim. Yani il örgütümüzün güçlenmiş olması, komisyonlarımızın yeniden yapılanacak olması ve yani belki Karslılar teveccüh gösterirse bu sefer 3 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilmemiz onlarla daha çok birlikte olmayı, daha çok onlara hizmet etmeyi de sağlayacak, kolaylaştıracak. Kaldı ki ben de ya bu konuda bir bürokrasi üreten siyasetçi profiline sahip değilim. Telefonumu neredeyse Kars'ta herkes biliyor, herkes istediği saatte arıyor ve ben de yani seyrek gittiğim zaman bile haftada bir gitme, yani çarşıda dolaşma, ilçeleri gezme konusunda ya da işte taziyede, düğünde bulunma konusunda elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Ama bu iş kişilerle yani kayın bir iş değil. Bunu tabii. Orada bir mekanizmayı kurmak zorundayız. Yani sorunları çözme, sorunları paylaşma ve dayanışma ilişkisini güçlendirecek bir mekanizma kurmamız lazım. Evet, son olarak Muhammed diyor ki Sayın Ayhan Bilgen'e de Atıf Bey size de kulak verilmeli. Aksi takdirde bu kan rahat durdurulmaz. Evet. Bizim de tek amacımız o. Sayın Bilgen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah vakit bulduğunuz ölçüde de biz tekrar sizi konuk edeceğiz. İnşallah belki biz sizi Kars'ta misafir ederiz. Belki İnşallah. Orada başka belki programı. Teknik imkanlarla evet. Orada yapma imkanını buluruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Kıymetli izleyiciler, söze hacet yok. Yarın bayram. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah. Hep sözlerimiz yanlış anlaşılıyor. Yani Sayın Bilgen hiç olmazsa seçim döneminde deyince bazı insanlar zannediyor ki ya seçimde sonra olabilir. Öyle değil. Yarın bayram. Bari hiç olmasa bayramın 4 günü bu kan dökülmesin. Bunları bilmemiz lazım. Üstelik haram aylardayız değil mi? Eyvallah. Tabii yani. Haram aylardayız. Müslümanın kanı Müslümana haramdır. Bu Kur'ani bir durumdur. Yoksa kafamızdan söylemiyoruz. Söyleyeceğiz de. Çünkü kan döküldükten sonra akıl ortadan kalkıyor. Biz bugün konuşmayacağız da hangi gün konuşacağız? Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Önümüzdeki hafta çarşamba akşam 20.30'da yeni bir konuk ve inşallah iyi konularla karşınızda olmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar, hayırlı geceler.